Bossit bu oyunu her seferinde aynı şekilde oynuyor ve amaçları da size maksimum acıyı tattırmak. Ne Demek maksimum acı sizden para çalmak. Nasıl yapacaklar bunu? Yüksekte hisse aldıracaklar, düşükte sattıracaklar. Bunu ne kadar çok tekrarlarlarsa, hem komisyondan para kazanacaklar, hem de işlemlerin kendilerinden. Ve Wall Street bu oyunu bu hafta harika oynadı. Ne yaptılar? Nvidia'da bizi bir gazladılar, gazladılar yukarı doğru götürdüler. Nvidia hakikaten onların gazladığının da ötesine bir plan geçirdi <laughs> Ama ona rağmen dün satmayı tercih ettiler. Niye? Çünkü maksimum acıyı böyle verebiliyorlar. Özellikle opsiyon pazarında çok sayıda kol opsiyon var vardı Nvidia ile ilgili. Onları dün patır 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 patlattılar ve Nvidia hissesini aşağı doğru aldılar. Tipik oyun böyle dönüyor. Yoksa Nvidia'nın bu bilançosu bu dayağı hak etmiyor. Tabii hemen arkasından bir de, de rasyon açıklama geliyor. Diyorlar ki işte akıllı para diyor ki Nvidia'nın aslında zirve noktası bu olmalı. Çünkü bundan sonra rekabet girecek ve Nvidia'dan daha iyi çiftler üretecekler. Nvidia bir daha bu kar marjını göremez. Ah bütün bunları testlerle ilgili yıllardır dinliyorum. Böyle bir arkasına bir rasyonel de koyuyorlar. Burada da amaç daha da fazla hissemizi satıyor olmamız. Elbette hisse almak satmak her zaman işin bir parçası büyük zararlara da katlanmamak lazım ama dönen gürültünün temel sebebi bu çok büyük kar ettiler o karı sattılar şimdi bize biraz daha sattırmak istiyorlar diplerden alacaklar o yüzden asla bilanço günlerine kaldıraçlı işlemlere girmiyorum. Kaldıraçlarımı kapatmaya çalışıyorum. Bundan zaten bahsetmiştim. Hep spotta kalmaya çalışıyorum. Çünkü spottaki etkileri bu işin daha az oluyor. Yani kaldıraçlı işlemde o gün %10, %20 kaybedersiniz. En fazla spotta kaybedeceğiz. %2-3'tür belki. Ve öte yandan da her zaman kendimi hece etmeyle çalışıyorum. Çünkü bu iş böyle oynanıyor. Bu oyunlar tamam ama sık sık geriye çekilip büyük resme bakmamız gerekiyor. Yani Nvidia örneğinde sizce yapay zeka işleri büyüyecek mi, küçülecek mi? Daha fazla şirket yapay zeka mikro ihtiyaç duyacak mı? Daha fazla Nvidia yapay zeka üzerine inovasyon yapabilir mi yapamaz mı? Bu konularda kafanız karışıksa satın hisseyi. Bu konuda kafanız netse bütün bunların geçici dalgalanmalar olduğunu görebilirsiniz. Belki biraz kendinize nakit hazırlayıp daha diplerden almaya da hazır olabilirsiniz diye düşünüyorum. Öte yandan borsaları korkutan başka bir konuda tabii bugün Powell ne diyecek? Ya Powell'ın ne diyeceği bence süper bariz. Buna nasıl bu kadar kafa karışıyor anlamak mümkün değil. Bayılıyorlar kafalarımızı karıştırmaya ki Powell öncesinde hisse satalım daha sonra alalım ortalık eğlence olsun ortalık karmaşa olsun da bu adamların cebine para girsin bakalım ne oluyor Amerika'da enflasyon düşüyor bunun la mı cimi yok ve disenflasyonist pek çok yeni baskı unsuru da var Çin'in ürünlerinin ucuzlaması gibi kiralarda yavaş yavaş kiraların düştüğü yere doğru gidiyor olmamız gibi ikinci el araç satışlarında fiyatların düşmesi gibi bu hafta gelen bütün perakendecilerde ciro düşmeleri yaşanması ve geleceğe yönelik beklentilerin azalması gibi bu ne yapıyor fiyatlar üzerine baskı kuruyor burası bariz. İkincisi evet Amerika'da resesyon yok ama ekonomi yavaşlıyor. Bunun ilgili de veri kaynıyor. Yani dün yine PMI geldi. Beklentinin hafif altında. Resesyon göstermiyor. Tam 51'de geldi. 50'nin üzerine olacak resesyon yok. Ama bir önceki ay 52 Yani yavaşlamayı orada da görüyoruz. E, kredilerde yavaşlama var. Morgajlarda faiz oranları tarihi yüksek yerlere gelmiş. %7,5'lar civarında. Yani yavaşlıyor da ekonomi. Şimdi Fed'in başkanısınız siz veya Fed yönetimindesiniz ve iki tane misyonunuz var. Bir tanesi enflasyon düşük tutmak. Bir tanesi de işsizliği minimumda tutmak. Bu ikisinin arasında bir denge bulmaya çalışıyorsunuz. Ve şu anda aslında ideale yakın bir denge var. Yani işsizlik çok kötü gitmiyor. Hatta tarihi en düşük işsizlik oranlarında gidiyorlar. Ve bir yandan da enflasyon da aslında yok. Ve enflasyon düşüş eğilimini sürdürüyor. Şimdi ne yaparsınız siz burada Fed'in başkanı yerinde olsanız? Şöyle bir konuşma herhalde. Biz enflasyonla mücadele devam edeceğiz. Elimizdeki bütün araçları da kullanmaya net olarak kararlıyız. Öte yandan disenflasyonist bazı etkileri gecikerek de olsa görmeye başladık. Ki disenflasyonun devreye girmesi yani faiz artışlarının etkilerinin Enflasyon düşürmesi zaten zaman alan bir şey. Bunun da etkilerini görüyoruz. Kiralarda görüyoruz, ikinci araçlarda görüyoruz. İstihdam piyasası kuvvetli ama maaşlarda ciddi bir artış görmüyoruz. Yani biz aslında diz enflasyonun yolunda olduğunu görüyoruz. Bu durumda biz biraz bekleme taraftarıyız. Ama çok dikkatli olacağız. Asla enflasyonun yukarı gitmesine izin vermeyeceğiz. Söylen bu olacak. Bunun üzerine bir de ne ekleyecek muhtemelen? Yani %2 hedefimiz biraz daha ileride bizim zaten. %2 ile 3 arasında bir yerlerde oluşturacağını düşünüyoruz enflasyonu bir süre. Unutmayın Fed'in %2 hedefi zaten 2025 hedefiydi. Söyleyecekleri bu. Bunda şaşıracak. Tahmin edemeyecek. Hiçbir şey yok. Ama öyle seviyorlar ki bizi korkutmayı. Niye? Çünkü geçen sene Jackson Hole'da yani işte Fed'in şu anda toplandığı yerden çıkmıştı çıkan kararlar çok sertti ve borsalar çok sert düşüş yaşamıştı. Ya kardeşim geçen seneyle aynı yerdeyiz. Geçen sene enflasyon yükselirken o toplantıya girdiler ve Fed üzerindeki en büyük eleştiri yükselen enflasyona zamanında müdahale edemediydi. E şimdi enflasyon aşağı doğru toplantıya giriyorlar ve ciddi bir eleştiri Fed faizleri durdurmakta veya düşürmekte geç kalıyor. Şimdi Fed böyle bir ortamda faizleri daha da yükselteceğiz falan mı diyecek demeyecek. Veriye bakacağız, dataya bakacağız, bekleyeceğiz diyecek. Bu da piyasaları bence tekrardan yukarıya doğru çevirecek. Hikaye aslında bu. Ama bize bu acıyı yaşatmaları gerekiyor. Çünkü teknik olarak baktığımızda Nasdaq'la Bollinger Band'ın şurasına doğru bizi indirmeleri gerekiyordu. İndirdiler, sattırdılar. Şimdi yavaş yavaş alımlar geri başlayacak diye inanıyorum. Elbette yanılabilirim. Borsa zaten bizi yanıltmak üzere var. Ama temelde şuna bakmanız gerekiyor. Amerika'da enflasyon düşecek mi, yükselecek mi? Düşecek. Benim görüşüm bu. Rakamlar da beni destekliyor. Amerika'da resesyon var mı? Yok. Ama ekonomi yavaşlıyor. Ve FED ısrar ederse tabii ki ülkeyi resesyona da sokar. Her yere sokabilir. sokabilir. Amerika'da iş gücü pazarında yavaşlama, sakinleşme var mı? Var. Bununla ilgili çok rapor geldi bu hafta. Neredeyse bütün şirketler açıklamalarında maaşlar üzerindeki baskının azaldığını söylüyorlar. Yani eleman alıyorlar ama artık piyasa biraz rahatlamış durumda. maaşlarda da artmıyor gibi gözüküyor. Geleceğe baktığımızda şirketler ne diyorlar? Neredeyse açıklama yapan şirketlerin tamamı bizim Nasdaq'takilerden bahsediyorum. Büyümeden bahsediyorlar. Kimse küçülmeden bahsetmiyor. Enflasyon daha da düşürecek olan yapay zeka gibi verimlik artırıcı faktörlerde nasıl bir gelişme var? Dün bize gösteriyor ki Nvidia bilançosu acayip gelişmeler var ve nitekim Amerika Birleşik Devletleri'nde son ayda ve ondan önceki ayda ilk defa uzun yıllar sonra üretkenlik artışları görmeye başladık. Yani benim kafam o yüzden rahat arkadaşlar elbette anlattığım bir yatırım tavsiyesi değil. Ama 31 Temmuz'da şu zirvedeyken net olarak Ağustos'un kötü geçeceğini söylemiştim. Beklediğim aralıkta kötü geçti bu arada. Hani böyle bir kıyametler koparılıyor ama bakalım son bir ayda ne olmuş ya. Yılbaşından bu yana Nasdaq %34 yükselmiş burada görüyorsunuz. Peki son bir ayda ne olmuş? %4,5 düşmüş. Bu. Bütün kıyametin koptuğu şey bu. %34 yılbaşından bu yana yükselme var. Yani bu düş öncesinde Nasdaq %40'ları bulduydu. Neredeyse bir şey. Oradan bir 4.5'luk geriye doğru gelmiş Bütün kıyamet bu ve net olarak 31 Temmuz videomu izleyin. Ağustos ayında %5'lik düşüşleri bekleyebileceğimizi net olarak anlattım. Ki o düşüş sırasında bize bir sürü fırsat verdi. Aralarda tekrar yükseldi, geri geldi. Ama yok şu anda korku aşılamaz mı? Ben korkmuyorum. Ne demiştim size? Trendle kavga etmem. Çünkü sonuçta trend piyasayı belirliyor. Ama trendin açık şekilde manipüle edildiği ortamlarda trendle kısa kavgaları göze alırım. Geçen hafta böyle bir video yaptım. Trendle biraz kavga edeceğim dedim. E geçen hafta ile aynı yerdeyiz aşağı yukarı. Çünkü yükseldik, düştük, yükseldik, düştük aynı yerde duruyoruz. Ay başına zaten bu ayın kötü geçeceğini söylemiştim. Benim şu anda borsadan korkmamı gerektirecek hiçbir sebep yok. Teknik olarak biraz daha aşağı sarkabilir miyiz? Sarkabiliriz. Ama bence Amerikan ekonomisi son derece iyi bir yerde. Eğer bugün Powell deli değilse elindeki bu harika şeyi bozmayacak. Çünkü işsizlik de iyi bir yerde, enflasyon da iyi bir yerde ve bu Fed'in tam da hayal ettiği şey. Şimdi canınız korkmak istiyorsa bir sürü ezberci ekonomist size çok korkacağınız şeyler anlatacaklar. Gidin onları dinleyin. Benim yapacağım şeyi söyleyeyim. Elimdeki hisseleri tutuyorum. Tabii ki hedge'lerim var ama yeni almaya devam ediyorum. Çünkü bugün Pavel amcanın bizi çok da fazla korkutmayacağını düşünüyorum. Umarım haklı çıkarım. Hak çıkarsak da ne yapalım? Dipten biraz daha hisse alırız. Hedge'lerimiz paraya dönüşür. Sevgiyle hoşça kalın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.